Tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi biraz sizinle sohbet edelim. Video boyunca duyacağınız kuş sesleri bir efekt değil arkadaşlar. Gerçekten bahçenin kuşları. Bayağı bir kuş var burada. Artık YouTube'dan bir manzara videosu seyredermiş gibi yapın. Başlıyoruz. Tekrar merhaba arkadaşlar. İstedim ki size şöyle göle karşı kuş sesleri altında şöyle birazcık muhabbet edelim. Sizi bilmiyorum ama ben sizinle muhabbet etmiş gibi hissediyorum kendimi ve gayet hoşuma gidiyor. Şimdi arkadaşlar, bildiğiniz gibi biz bir yemek kanalıyız. Elimizden geleni yapmaya uğraşıyoruz. Şurada size söyleyeceğim bazı birkaç şey var. Mesela benim yaptığım tarifler hiçbir YouTube'da bir videoda alınma tarifler değil arkadaşlar. Bunlar tamamen benim kendi annemden, anneannemden, halamdan, yengemden, sağdan soldan gördüğüm tarifleri kendime uyarlamam. Yani iş olsun, YouTube'daki kanalımda içerik olsun diye saçma sapan şeyler yapmıyorum arkadaşlar. Ve dikkat ederseniz benim yaptığım tariflerde mutlaka bir iki değişiklik var. Yani herkesin yoğurt yiyişi farklı. Her yörenin tadı farklı. Herkesin ağız tadı da farklı. Ben diyorum ki bunlar bana has tarifler. Yani ben kuru fasulye de farklı yapıyorum. Bakıyorum şimdi videolara, makarnayı da farklı yapıyorum. Ne bileyim, menemeni farklı yapıyorum. Ya ben mesela benim yaptığım menemen gibi ben hiç görmedim. Mesela ben şimdi kuru fasulye yapacağım size. İnanmazdım ki millet kuru fasulye yapmadığını gerçekten bilmiyormuş. Bana diyorlar arkadaşlar, abi kuru fasulye de koysana kanala, kalabalık olsun, pilav koysana kanala, kalabalık olsun. Ya diyorum arkadaşlar, çocuklar, yani bir millet kuru fasulye pilav yapmayı da bilmiyor. Biz Türk'üz ya, bizim milli yemeğimiz. Bilmiyor abi, bilmeyenler var. Aa, hakikaten bakıyorum YouTube videolarına. 400 bin izlenme var kuru fasulyede. 400 bin, 500 bin izlenme var pilavda. Belki bana garip geliyor. Demek ki ben, yani bu işi 9 yaşından beri yaptığım için ben, yani herkes biliyor zannediyorum herhalde. Kimisi bakıyorum gerçekten, bazıları var. Gerçekten böyle ilginç, güzel, orijinal tarifler var. Ama çoğusu, yani şimdi kimsenin ben kimseyi kötülemek için demiyorum ama bakıyorum yani çoğusu tarifi almış bir yerden, iş olsun yapmış. 300 tane video, 400 tane video, tamam işlerine çok güzeller var. Ama benim stilim öyle değil arkadaşlar. Ben gerçekten bildiğimi, yaptığımı yapıyorum. Yani burada yaptığım şeylerde ve yapacağım şeylerde kesinlikle ilk defa denedim. Dur şunu bir YouTube videosu çekeyim diye yapmıyorum. Ben yemek yapmayı gerçekten seviyorum. Gerçekten yemek yapmak benim için bir aşk gibi bir şey. Zaten yıllarca işte büfe işlettim, kantini işlettim, kafeterya işlettim. Yani bu işlerin içinden gelen bir insanım. Peki diyeceksiniz ki, abi sen bu işi biliyorsun, niye dükkan açmadın? Ben dükkandan kaçmışım. Dükkanın fotoğrafını bile görmek istemiyorum. Yani bu işi yapmak istiyorum. Hoşuma gidiyor. Ama bu iş yapmam için de birazcık arkadaşlar destek lazım. Yani biraz abone lazım bana. İlla ki YouTube'dan da biraz maddi getirisi olması lazım. İş külfetli, vakit alıyor. Yani dediğiniz gibi, aa yemeği yaptım, çek değil. Bunun montajı var, yüklemesi var. Çekimi kaç kere deniyorsun bazen. Yemek yapmakta vakit geçiyor. Mesela bazı videolar için bir yarım gün ayırıyorsun. Yani kimse de bu işi hayrına yapmaz. Bize de bir maddi külfet getiriyor tabii ki. İşimizden oluyoruz bazen. Onun için YouTube'dan biraz destek almak için abone sayısına ihtiyacımız var. İşte arkadaşlarınıza, akrabalarınıza, eşinize, dostunuza söyleyip abone yaparsanız bana gerçekten destek olursunuz. Ben de destek aldığım zaman daha güzel videolar, daha çok videolar yaparım. Bir araba geçer bak, ikinciye geçiyor. Nereye gidiyorsa
Şimdi arkadaşlar, bu kanalda benim yapmak istediğim daha başka şeyler de var. Mesela yapıyorlar. Gittim, gezdim, yedim, gördüm, yedim, geldim, yedim. Ben de böyle yapmak istiyorum bazı, ama benim yapmak istediğim şöyle. Mesela ben şimdi buradan çıktım yola arabamla, bir yerde bir yemek yiyeceğim, çekeceğim. Yani gidip de bir Adana'nın en meşhurunu, bir Ankara'nın en meşhurunu ya da bir Bursa'nın en meşhurunu çekmek istemiyorum arkadaşlar. Bunu herkes yapıyor. Ben daha ufak yerleri yapmak istiyorum. Ne bileyim, köy düğünlerine gideceğim. Şimdi Adapazarı'ndayız biz. Adapazarı'nın Abaza düğününe gideceğiz, Manav düğününe gideceğiz inşallah. Burada köylü kadınların köy düğününde yemek hazırlamasını çekeceğiz. Onu öyle düşünüyorum. Öyle bir konsept düşünüyorum. Efendime söyleyeyim. Bir de böyle ufak tefek unutulmuş yerlerdeki lokantaları bulmak istiyorum. Yani ben öyle daha çok bir geziye gittim vakit arabamla, yani nerede salaş bir yer var bakar gider orada yemek yerim. Yani öyle lüks yere gitmem. Yani maddiyetten ziyade öyle lüks yerlerdeki yemekler bana böyle biraz yapay da geliyor. Yani esnaf lokantası tarzı yerler benim daha çok hoşuma gidiyor. Gerçekten de esnaf lokantalarında yemekler daha güzel olur. Mesela bilenler bilir. Buradan karayola gidiyorsun Ankara'ya ya da İstanbul'a. Otobandan gitmedin, normal yoldan gittin. Kamyoncuların uğrak yerleri vardır. Kamyoncu lokantaları derler. O lokantalarda mesela müthiş yemekler olur arkadaşlar. Mesela onları çekmem gerek. Onları çekmek istiyorum. Ne bileyim. Bir Karabük'e gideceğim, bir Safranbolu'ya gideceğim, bir Ereğli'ye gideceğim. Bir Kastamonu'nun bir yerine, öyle yerlere gitmek istiyorum. İnşallah ilerleyen vakitlerde böyle bir konsept de yapmayı düşünüyorum. Tabii bu arada bu gördüğünüz yer bizim bahçemiz. Size söz, yazın burada. Mangal da yapacağım. Efendime söyleyeyim, büyük bir saçım var. Onu da gözleme yapacağım. Odun ateşini yakacağım. Orada da yemek pişireceğim size. Yani buranın tadını birazcık da böyle karşılıklı alacağız inşallah. İnşallah arkadaşlar, bir de şöyle bir şey diyeyim. Yorumları yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı seviyorum. Beğenerek okuyorum. Hepsine cevap vermeye uğraşıyorum. Herkes bana bir tarif söylüyor. Daha çok tarifinizi bekliyorum. Tabii ki herkes diyor ki abi şöyle olsaydı, böyle olsaydı olabilir. Ama onlar da bir kenara, o sizin tarifiniz, bir de benim tariflerim var. Ben sizden tarif alacağım, siz bana tarif vereceksiniz. Siz de benden alacaksınız. Amacımız zaten bu. Benim yoğurt yiyişim biraz daha az baharatlı, daha az süslü yemekler. Yani yemeğin böyle özüne inmek isteyen bir kişiyim ben. Mesela bir et yaptığım vakit, belki dikkat etmişsinizdir videolarıma, fazla baharat koymam. Etin tadını alacaksın. Mesela bir menemen yaptım, bir videom var. Gördüğünüz gibi sadece ona mesela kesinlikle bir karabiber koymadım, bir tereyağı koymadım. Neden koymadım? Tamamen domatesin birinin tadını alabilmek için. Mesela ben daha sade tariflerde gidiyorum. Mesela şimdi ben bir patates kızartması yapacağım size. Diyeceksiniz ki abi patates kızartması da mı herkes yapar? İşte herkes yapıyor ama annemin yaptığı gibi olmuyor diyorsunuz ya. Öyle yapacağım. Bugün yarın söz yapacağım. Yani şöyle diyorum. Yani ilginç olmak için yemeklere bir acayip acayip şeyler katıyorlar. Ne bileyim, ya benim damak tadım uymuyor, ya onların damak tadı farklı. Ama yani ben çekimlerimde tamamen genelde yemeklerin arkadaşlar gördüğüm stilde orijinaline sadık kalmaya uğraşıyorum. Yoksa ben menemeni 10 türlü 20 türlü menemen yaparım. Siz bir de şaşarsınız böyle menemen var mıymış diye. Tostu 50 çeşit yaparım. İşim bu ben. Ben tostçuluk yaptım, kandilcilik yaptım. Ama sadece sade, orijinal özünü yapmaya çalışıyorum. Ama derseniz ki abi biz çok şatafatlı yemekler bekliyoruz. Onları da yaparım ama yani dikkat ederseniz fazla bir pahalı yemeklere girmiyorum. Yani herkesin yapabileceği, bir öğrencinin yapabileceği, evde bir yalnız kalan bekar erkeğin yapabileceği
türlü yemekler yapmaya daha çok gayret ediyorum. Sebze yemeklerine pek girmiyorum. Sebze yemekleri uzmanlık alanım değil. Balık da pek uzmanlık alanım değil arkadaşlar. Ha, balık pişiririm ama uzmanlık alanım değil. Mesela pasta yapacağım. Bir iki tane pasta yapabiliyorum. Geri kalan fazla girmeyeceğim öyle şeylere. Yani bilmediğim şeyi yapmıyorum. Yani yapmam için ne yapmam lazım? YouTube'dan ya da başka bir tarifi alıp da "Aa, ben de bunu biliyordum. Bunu da atayım da izlensin" diye o yoldan gitmiyorum arkadaşlar. İnşallah ilerleyen videolarda hep beraber oluruz. Gülü de görüyorsunuz herhalde. Şansınıza bugün hava biraz kapalı, puslu. Yapacak bir şey yok. Ama ettiğimiz muhabbet gayet güzel oldu bence. Yeni videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Geldik videonun sonuna arkadaşlar. Size söz verdiğim gibi gölü göstermek istedim ama belki biraz fark ediliyor. Bugün hava bulutlu. Kısmet keder. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, şimdi artık videomuzu bitiriyoruz. Yaptığım konuşmaya alınmayın. Yorum yapan arkadaşlar da alınmasın. Ama yani her yiğidin bir farklı yoğurt yiyişi var. Bu da benim stilim arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. İyi günler hepinize.